Herkese merhaba, kahvaltı serime hoş geldiniz. Çoğunuz biliyorum ki haşlanmış yumurta, çırpılmış yumurta veya maksimum menemen üçlüsünde dönüp duruyorsunuz. Bazınızın zamanı olmadığı için, bazınız farklı neler yapabileceksiniz onu bilmediğiniz için, bazılarınız da belki üşeniyorsunuz bilemiyorum veya hiç tarif bilmiyorsunuz. O yüzden kolay böyle şipşak, haşlanmış yumurta kadar sıkıcı olmayan, daha lezzetli veya böyle kahvaltı tüketilebilecek ek böyle bazı lezzetli ürünleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde ek videolar yapabilirim belki. Her hafta olmasa da arada bir kahvaltı videosu gelecektir. Bugün sizlere İspanyol omleti tarifi vermek istiyorum. Peki neden önce ilk videom olarak İspanyol omletini seçtim? Çünkü son bir ayda piyasada çok yanlış İspanyol omletleri gösteriliyor ve siz de büyük ihtimalle yanlış olduğunu yapıyorsunuz. Ben nereden biliyorum? Çok azıcık İspanyolcam olduğu için İspanyol şeflerin videolarını izledim. İspanyolcası olmayan da bunu izleyebilir ve görebilir ne şekilde yaptıklarını. Hala rende patatesle İspanyol omleti yapanlara buradan tebriklerimi sunuyorum. Bu yola devam edin. Hemen başlıyorum. 3 adet patatesim var, 1 adet soğanım var. Aslında patatesi soğanlı omlet. Ama ben bunu başla İspanyol omleti yazınca çok daha olduracak, çok daha etiniz çekecek falan filan. Şimdi 3 tane patatesim var. Soydum, yıkadım. Hemen bunları şöyle 4'e bölüyorum. Şurada bir tavam var. Bunu hemen ısıtıyorum çünkü patatesleri kızartmamız lazım. Bunun altı ısınırken bir de bir kilit nokta var ki zeytinyağı kullanıyorlar. Normalde çok fazla bir yağ kullanıyorlar ama ben çok fazla yağ kullanmak istemiyorum. Tavam ısınırken hemen patateslerimi şöyle kare kare bölüyorum. Patateslerimi kestikten sonra hemen soğanımı piyazlık böyle yarım ay şeklinde keseceğim. Mutfakta her zaman büyük bir kesme tahtamız olursa çok rahat edersiniz. Direkt böyle her şeyi bir anda kestiğinizi ve bittiğini ve hiçbir şekilde alan kaplamadığını ve her yerin hala temiz kaldığını bunu kullandıktan sonra anlayacaksınız. Yarım ay soğanlarımı şu şekilde ayırıyorum ki bunlar bütün olarak kalmasın diye. Hepsinin hiçbir şey yok. O ne zaten yani. 5 dakikada yapılabilir. Kahvaltıda aynı şeyleri sürekli yediğimiz için kahvaltı etmek istemiyorsunuz değil mi? Sıkılmış oluyorsunuz mesela haşlanmış yumurta yemekten ve kahvaltı edesiniz gelmiyor. Ağlamıyorum bu arada. Gözüme soğan kaçtığının tam olarak değil olmuş halindeyim şu anda. Yeter diyor. Zeytinyağı ısındı mı? Hemen kontrol ediyorum. Evet. İspanyol şefler çok 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 daha fazla yağın içinde kızartıyorlardı. Patateslerimiz kızarıyor. Hemen 3 dakika sonra falan soğanları atacağız. Bu arada 4 veya 5 tane yumurtanızı kırın. Bunu dilerseniz böyle fazla boyutta kahvaltı etmeyi düşünüyorsanız benim gibi 2 kişi tüketebilirsiniz. Dilerseniz yok ya, biz zaten peynir, ekmek, zeytin daha çok tüketiyoruz. Yanına böyle bir ek. 4 kişilik gayet yeterli olur. Yumurtanın içine hemen biraz bolca karabiber. Yumurta yaptığımızda karabibersiz yapmayın. Karabiber bayağı yakışıyor bence. Şöyle soğuk. Şimdi şunları güzelce böyle bayağı bir çırpacağız. Bu arada patateslerim biraz ama böyle biraz sertleşti. Şimdi soğan koyabiliriz. Soğanımı koyduktan sonra hemen şöyle bir tabii ki karıştırın. Bence bu yemeğin püf noktası yani püf lezzeti diye soğanın karamelize olması. Saatler sonra hepinize merhaba. Bu bayağıdır oluyor değil mi? Bir 10-15 dakikadır. O da niye? Az yağ koyduğum için biraz uzun sürdü ama yani bence haklı bir isyandı benim yaptığım. Yani mantıklı yaptım. Bunlar böyle tam altın rengi olmadı ki olmasın zaten bir tur daha pişecekler çünkü. Ama patatesim güzelce pişti. İçi pişti yani buna eminim. Soğanım güzelce pişti. Şimdi bunları alıyorum böyle kevgirle, süzgeçle artık ne diyorsanız. Yumurtamı içine bırakıyorum. Direkt çevirsen yoksa ne olur? Aa yok. Çok iyi ya. Bazı takipçi kitlelerini temsil edilsin yani. Demek istemiyorum ama çok yağlı yani. Bu kadar yani bu yumurta birleşirse 2 gün sonra karaciğer yağlanması falan filan olmaz yani. Patatesimi ve soğanımı buraya koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Zaten bu arada bakın patatesleri ben büyük büyük kare kare kestim ya. O böyle kızardığı için falan şu an küçük bir hale geldi. Ve bir kilit nokta var. Şöyle bir örtü koyup veya folyo veya streç. Birazcık
böyle bunların birbirine karışmasını istiyoruz. Böyle 5 dakika biraz katı bir kıvamda olsun istiyoruz. Son bir nokta, bu zeytinyağını lavaboya dökmeyin. Artık hani en azından bizim neslimizin bunu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu zeytinyağını bir süzün, ikinci defa, üçüncü defa kullanabilirsiniz. Artık lavabolara yağlı dökmeyelim. Bu da sosyal bir mesajdır bence. Tam sporudur, değil mi? Artık yapmayalım yani. Tavamı ısıttım, altını açtım. Çok azıcık bir yağ koyuyorum zaten, yeterince yağlı oldu yani yapışmasın diye. Tavamdan dolayı herkesten özür dilerim ama öğrenci tavası yapacak bir şey yok. Belki bundan bir iki sene sonra bir tava sponsorum gelir falan. Şimdi bu birazcık birbirini özümsedi. Of, dolu dolu of. Omletin kilit noktası. Mesela böyle fazla bir omlet mi yapıyorsunuz? Benim bir küçük tavanız var. Veya hızlıca olmasını mı istiyorsunuz? Kenarlardan şöyle şöyle çekip o yumurtanın şuraya doğru akmasını sağlayacaksınız. Böyle böyle şekil vereceksiniz. Şimdi ben bunu böyle biraz sıkıştırıyorum. Omletten önce ısıtılmış tava kilit nokta. Peki bunu kenarlarına şu şekilde şöyle niye topluyorum? Çünkü bunu tabağa döndürdüğümde bu böyle dağılmasın ve bir bütün halinde dökülsün istiyorum. Şimdi bunu döktükten sonra bir ilk bir dakika sürekli kenarlarından şekil verdim. Ardından bir 4 dakika daha kendi kendine böyle güzelce alt kısmı pişti aynı zamanda. İçi de tabii ki. Direkt tabakla döndüreceğim. Çünkü diğer tarafının da kızarmasını istiyorum. Ya ben yapıyor muyum bu şuraya? Şuraya. Ben galiba yapamıyorum bu işi. Tamam. Böyle de bir 3 dakika pişecek. Sonra benim mideme girer. Çok acıktım. Çok acıktım. Diğer tarafını çevirdiğimde birazcık ateşi açtım. İyice güzelce kızarsın diye. Çünkü içi çoktan pişmişti. Benim için önemli olan şey diğer tarafının da kızarması. Ve İspanyol omleti hazır. Buna dilerseniz patatesli soğanlı omlet değil. Dilerseniz İspanyol omlet değil. Dilerseniz çok acıktık, hemen yememiz lazım omleti değil. Afiyet olsun. Birazdan yerken videomu da çekeriz. Böylece bu videoyu da kapatırız. Yapın. Artık haşlanmış yumurta yemeyin. Yeter. Siz de sıkıldınız. Ben de sıkıldım. Yeni maceralara başlamamız lazım kahvaltıda diye düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bunu hep unuturum. Ben de YouTuber olmaz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ha bir de yorum yapmanız benim için daha değerli ki kendimi ona göre geliştireyim. Veya dilediğiniz bir tarif varsa onu da bana söylerseniz haftaya belki onu da kanalda görürsünüz. Öpüldünüz. Bay bay. Tadım hayatım olmaz olmaz. Bazı insanlar o anımı çok seviyor. Bence kesinlikle yapın ve yaparsanız bana fotoğraflarını atmayı unutmayın. Bye bye.